Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size asla bozulmayan kırma zeytin tarifi vereceğim. Şimdi bir kabımın içine suyumu doldurdum. Zeytinlerimi de yıkadım. Kırdığım zeytinleri bu leğenimin, su dolu leğenimin içine atacağım hepsini kırdıkça. Bir tane cam kavanozla zeytinlerimi bu şekilde kırıyorum. Gördüğünüz gibi. Kırdıklarımı suyumun içine atıyorum hepsini de. Bu zeytinler, diğer zeytinler özellikle yaz ayları havalar ısındıkça bozulmaya başlar. O zeytinleri hani tükettikten sonra bunları yiyebilirsiniz. Bunlar yazın bile dayanacaktır. Zeytinlerimi kırdım. Su dolu kabımın içine doldurdum. Kırdıkça içerisine attım. Şimdi artık sabah akşam suyunu değiştireceğim. Gördüğünüz gibi bir taraftan zaten siyah suyu çıkmaya başladı. Acısı çıkmaya başladı. Şimdi artık bunu sabah akşam suyunu değiştirip tatlandıracağım. Tatlandırdıktan sonra kurma aşamasında sizlere göstereceğim. Arkadaşlar zeytinlerimi tatlandırdım. Şimdi suyunu süzüyorum. Şöyle bir yıkayıp tekrar suyunu süzeceğim. Ondan sonra da kurma işlemine geçeceğim artık. Şimdi artık kurma işlemine geçebilirim. Öncelikle kavanozlarıma dolduracağım. Bu zeytinler asla bozulmuyor arkadaşlar. Bir dahaki yıla kadar dayanabilir. Daha da fazla dayanabileceğini de düşünüyorum. Benim hiç o kadar kalmadı ama dayanabilecek şekilde oluyorlar. Şimdi kavanozlarıma dolduruyorum. Bir taraftan da suyum kaynıyor. Kaynar suyla kuracağım çünkü. Zeytinlerinizi iyice tatlandırmanıza da çok gerek yok. Çünkü durdukça içinde kendi kendine de tatlanıyor bu zeytinler. Ama hemen açıp yiyecekseniz o zaman yiyebileceğiniz şekilde tatlandırın. O şekilde kurun. Çünkü zaman içinde tatlanıyor. Benim bu zeytinlerim kırma zeytin olarak yaptım. İsterseniz aynı yöntemi çizme zeytinle de yapabilirsiniz. O şekilde de oluyor. Ben zeytinlerimi daha çok bidona kurdum. O zeytinler bittikten sonra yaza doğru zeytinler erimeye başlıyor. Bunları artık o dönemde yaz ayında çünkü dayanmıyor zeytinler. Bunları o dönemde yiyeceğim. Zeytinlerimi kavanozlarıma doldurdum. Şimdi 1 litrelik kavanoza
bir tepeleme yemek kaşığı olacak şekilde tuzumu ilave ediyorum. Yarım litre olanlara da yarım yemek kaşığı. Daha küçüklere de daha az tuz ekliyorum. Limon tuzu hiç eklemeyeceğim. Limon tuzu zeytinin tadını bozuyor bana göre. O yüzden ben çok limon tuzu eklemeyi sevmiyorum arkadaşlar. Limon tuzu olmadan da dayanıyor bu zeytinler. Şimdi kaynatmış olduğum suyumu üzerine ilave ediyorum. Üzerine geçecek şekilde zeytinlerimin üzerine dolduruyorum. Üzerlerine de birer yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Bu üzerinde beyazlanma olmaması için yağı ekliyorum arkadaşlar. Hem de ayrıca lezzet de katıyor zeytine. Hemen sıcaklıkları geçmeden daha ağzını sıkıca kapatıp ters çeviriyorum. Zeytinlerimi hazırladım arkadaşlar. Şimdi de geçen yılki kurmuş olduğum zeytinimi size göstermek istiyorum. Bakın hala daha yemyeşil duruyor. Hatta buna birazcık limon tuzu eklemiştim geçen yıl. Eklemediklerim daha yeşildi. Şöyle bakın. Şöyle çatalla da göstermek istiyorum. Bakın hala sert. Zeytinlerinizin bozulmamasını istiyorsanız mutlaka bu şekilde kurmanızı tavsiye ederim. Kışlık zeytinlerimiz hazır arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.